Evet geldik 3. bölüme ee, köklü ifadeleri işleyeceğiz burada da 22 tane kazanımımız var buradaki bütün soruları çözeceğiz ve önce konu anlatımızı yapacağız tabii ki köklü ifadelerle başlayalım şimdi köklü ifadelerle ilgili burada 5 tane önemli özelliğim var şimdi a ve x negatif olmayan gerçek sayılar olmak üzere x kare eşittir a sayısı a ise yani bir sayının karesi a'ya eşitse X sayısına a'nın karekökü denir ve kök a ile gösterilir. Yani her tarafın karekökünü alıyorum mantığıyla düşünebilirim. Yani mesela x'in karesi 4'ün karesi 16. Buradan diyeceğiz ki karekök 16 eşittir 4. Bu karekök normalde bu şöyle ikinci dereceden kök demek şurası normalde. Ama 2'yi yazmıyoruz. İkinci dereceden kök olduğu zaman bunlar sadeleşiyor burada x kalıyor. Genelde mantığımız bu oluyor. Mesela işte karekök 81. Bu karekök 9'un karesi bu kare buradaki karekök götürüyor. 9 diye çıkıyor. Yani kare alma işleminin tersi gibi de düşünebilirim kök işlemini. x kare a ise x eşittir kök a şeklinde a sayısının karekökü olur. Tabi negatif olmayan dediği için eksik kök a'yı düşünmüyorum. Çünkü normalde mesela x'in karesi 16 ise mesela x eşittir 4 veya x eşittir eksi 4. Ama kökün içi negatif olmayacağı için e, kare kök 16 direkt 4'e eşit oluyor diye düşünebilirim. Şimdi ikinci soruda n eleman z artı yani pozitif tam sayı ve büyük eşitlikli olmak üzere. Yani kuvvet 2'den büyük x kare x küp gibi ifadelerde. x kare eşittir a denklemini sağlayan x reel sayılarına a sayısının n'inci dereceden reel sayı kökleri denir. Ve x eşittir n'inci dereceden kök a şeklinde gösterilir. Yani illa karekök olmak zorunda değil. Mesela x küp eşittir ne diyelim? 8 diyelim. Önce normal verelim buradan. O zaman x dediğim nedir? Küp kök 8. Şu küp buraya küp kök 8 olarak. Çünkü burada x'i bulabilmek için her tarafın küp kökünü almam lazım. x'in x'i arıyorum çünkü. Hatta bu da küp kök 2'nin küpü. Bunu özellik olarak zaten 3. özellikte de vermiştik. Basit olsun diye. Yani 2'nin kübü 8 yaptığı için bu direkt 2 diye çıkar. Ne Ya da buradan normal bunu üstü denklemlerden de çözebilirim aslında. Burada x küp 8 ise 2'nin kübü 8 olduğu için x'in 2 olduğunu bunu aynı zamanda kök işlemiyle de çözebiliyoruz. Eninci dereceden kök a. Yani mesela x üzeri 7 eşittir 2 ise buradan x dediğim 7. dereceden kök 2. Tam sayı gelmiyor ama 7. dereceden kök olduğunu direkt bu şekilde yazabiliyorum. Üçüncü özellik önemli. N pozitif tam sayı. V büyük eşit 2 için diyor yine. N N'inci değerden kök A ne? Eşittir A. A tek ise mutlak değer A en tek ise pardon. Mutlak değer A'ya eşit en çift ise. Yani burada çift kökün içi negatif olamayacağı için sonucu sonucu da negatif olamıyor. Pozitif oluyor. Ama tek kuvvetli kökün sonucu negatif olabilir. Hemen örnek verelim. Kök kök. Eksi 2'nin kübü. Bu direkt eksi 2 eşittir. Yani burada küp kök bu küpü götürüyormuş gibi düşünelim. Bu negatif çıkabilir. Ama dördüncü dereden kök mesela eksi 3 üzeri 4 diyelim. Bu mutlak değer eksi 3 diye çıkar. Çünkü dördüncü dereden kök olduğu için sonucu negatif olmuyor. Bunun sonucu 3 olur direkt. Çünkü normalde işte eksi 81 olsa ee, ya 81 olsa pardon 3 üzeri 4 ve eksi 3 üzeri 4 mantığından 3 diye çıkar. Bu ne olamaz? E, negatif olamaz çift olduğu için. O yüzden en çift ise mutlak değer Yani sonucu her türlü pozitife çevireceğim. İşte 7. dereceden kök eksi 5 üzeri 7. Bu direkt eksi 5'e eşit. Çünkü bu tek kuvvet. Ama işte 12. dereceden kök eksi 4 üzeri 12 dediğim zaman bu mutlak değer eksi 4 yani 4'e eşit. Kuvvet çiftse Köklü ifadede kesinlikle sonuç pozitif olacak. O yüzden mutlak değerini alıyorum. Şimdi bak burası önemli. Demiş ki. Üçüncü özellikten dördüncü özelliğe geçiyorum aslında. Eninci dereceden kökte bir ifade kökünü aldığım zaman. Eğer kökün derecesi çift ise kökün içindeki a daima büyük eşit sıfırdır. Kökün içi negatif olamaz. Kökün derecesi çift olduğunda. Kare kök dördüncü dereceden kök gibi. Ama. Tek ise eğer kökün derecesi yani küp kök 5. dereceden kök 7. dereceden kök gibi a eleman reel sayı. Yani kökün içi negatifte olabilir eğer tek ise. Ama çift ise kökün içi kesinlikle ya sıfırdır ya sıfırdan büyüktür. Büyük eşit sıfırdır yani. 5. özellik önemli bir özellik 5. özellik. Şimdi x üzeri x büyük eşit sıfır olmak üzere kök x demek x üzeri 1 bölü 2 demek. Bunun mantığı şu. Şimdi kök x. Burada bunu genelleyeceğiz az sonra zaten. Buradaki mantık şu olacak. Kırmızı kalemi alayım bir dakika. Şimdi burada x'in kuvveti x üzeri 1. Kökün derecesi kare kök normalde 2'yi yazmıyoruz. Bunu yazarken x üzeri x'in kuvveti 1. Kökün derecesi de bölü diye yazıyorum. x üzeri 1 bölü 2. Aynı mantık burada geçerli. Bunu daha büyük yazayım. x üzeri n bölü x üzeri n'nin ninci kuvveti var. E, x üzeri n Burası deriden kök olduğu için kökün derecesini paydaya yazıyorum. x üzeri n'e bölüme Yani x'in kuvvetini paya, kökün derecesini paydaya yazıyorum. Hemen birkaç tane örnek verelim. E, x üzeri 3'e 7 diyelim. Tamamen. Burası ne olacak? x üzeri 3/7. bölü 7. Ya da sayı verebiliriz buna. Mesela 4. dereceden kök 4 diyelim mesela. Bunu bu şekilde yazabilirim. Ben bunu yazarken 4. dereceden kök 4'ü 4 üzeri 1 bölü 4 diye yazarım. Bu 4 üzeri 1. Hatta bunu şöyle de düzeltebilir miyim? Ee, burası 4. dereceden olduğu zaman 2'nin karesinin 1 bölü 4. kuvveti oluyor. Yani 2 üzeri 2 bölü 4, 2 üzeri 1 bölü 2 diye de bunu direkt yazabilirim. Bu şekilde de yazabilirim bunu. Yani burada e, kare kökle ilgili bir sürü özellik var işlemlerde. Yani burada kökü genişletebilirim kökü bir sayıya bölebilirim. Bunlarla ilgili özellikleri zaten ayrıca da vereceğim. Burada da bahsedeyim. Mesela yukarıyı ne yapalım? X üzeri M, M'nci kök X üzeri ne? X üzeri M bölü ne? Şimdi ben bunu şöyle yapsam. Bak. Bu M'nci kök ya. Bunu mesela B ile çarpsam. X üzeri N çarpı B. Yani hem kuvveti hem kökü değiştirsem bir şey değişiyor mu? Hayır. Bu X üzeri N çarpı B x'in kuvveti paya kökün derecesi M çarpı B payda yazıldığı zaman bu yine x üzeri N bölü M'ye eşitmiş. Yani burada şunu demeye çalışıyorum. Bunu da burada vermiş olayım. Şuradaki kökün ifadesi ve x'in kuvveti istediğim sayıyla genişletebilirim. Çarpabilirim. Bu bir reel sayı tabi. Yani çarpabildiğim gibi de bölebilirim. Yani m bölü b, n bölü b de yazabilirim. Yani örneğin şuradaki ifade gibi. Şimdi 4. dereceden kök 4 demek. Dördüncü dereceden kök 4 demek. Bu dördüncü dereceden dördüncü dereceden 2'nin karesi demek. Doğru mu? E şimdi şöyle yapsam. 4 ve 2 2'ye bölünüyor ya. 4'ü 2'ye böldüm. Kare kök oldu. Şuraya yazmıyorum 2'yi. 2 2'ye böldüm. 2 üzeri 1 oldu. Gibi düşünebilirim. Ya da işte üst tarafa yazıyorum. En üstte. Buradayım. En üstteyim. Pardon. İşte 8. dereceden 2 üzeri Ne olsun? 2 üzeri 6 olsun. Bunu yazarken 8 ve 6 2'ye bölündüğü için 4. dereceden 2 üzeri 3 diye yazabilirim. Bu özellikler e, yani kökün derecesini ve kuvveti istediğim sayı ile genişletebilirim, çarpabilirim, istediğim sayıya bölebilirim. Bunlarla ilgili sorular geldiğinde zaten bu işlemleri yapacağız. Şimdi genel olarak köklü ifadelerin ne olduğunu ve temel özelliklerini verdik. Şimdi kazanımlarda tabii ki bu soruları daha iyi pekiştireceğiz. Şimdi kazanımlara geçebiliriz.